Kur'an'da der ki melekler Cebrail sizin saydıklarınızla bir ayette sizin saydıklarınızla 1000 yılda iner çıkar derler. Başka bir ayette 50.000 yılda. Diyelim ki 1000 yılda inip çıkıyor. Bizim yılımızla, senemizle 1000 yıl. Yani atıyorum şimdi bir şey olay oldu. Muhammed Hazretleri vahiy bekliyor. Cebrail'i gönderiyor. Allah ayetin kulluğuna veriyor. Veriyor, gönderiyor. Ve bizim senemizle 1000 yıl içerisinde o kadar uzun bir şey, yorucu bir iş yani getiriyor Muhammed'e ayeti bildiriyor. Bakara suresi 47. ayet. Arkadaşlar açın videoyu dinlerken lütfen ayetleri de okuyun. 47. ayetinde der ki ey İsrail oğulları size verdiğim nimeti ve sizi aleme üstün kıldığımı hatırlayın der. Diyanet İşleri bunu büker biraz. İşte bir zamanlar diye parantez içer falan açar falan değiştirmeye çalışır. Çünkü işine gelmiyor bu ayet. O başka bir konu. Bunu getirdi verdi. Muhammed peygamber yazdırdı. Katiplerine yazdırıyor. Gelen Kur'an'ları ezberlettiriyor, yazdırıyor. Bakara suresi 47 geldi. Kim için? İsrailoğulları hakkında bir ayet. Yazdırdı. Şimdi geldik Bakara suresi okuyoruz. Hani Kur'an'ı az aşağı indik. 122'ye geldik. 122'ye geldik. Aynı ayet bir daha karşımıza çıkıyor. Bakara suresi 122. Ey İsrailoğulları size verdiğim nimetimi ve sizi dünya aleme üstün kıldığımı hatırlayın. Kelimesi kelimesine aynı. Satırı satırına, harfi harfine aynı. Yahu arkadaş bu kadar uzun yolu gitti geldi bu Cebrail. Bu ayeti zaten getirdi. Bir daha ikinci bir kez bu kadar yolu depmesine ne gerek var? Unuttu mu Allah? Yahu Cebrail ben şu ayeti unutmuşum. Şu ayet peygambere yetiştir mi dedi. Böyle bir şey olur mu? Aynı. Sade bu değil. Bakın şimdi bir örnek daha. Çok enteresan. Hem de başka başka surelerde. Diyelim ki bir sure geldi. Tevbe suresi 73. Geldi. Ayet. Diyor ki ey peygamber münafıklara ve kafirlere karşı savaş. Onlara sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. Ne kötü varılacak yerdir orası. Neymiş? Tevbe suresi 73. Bu ayet. Geldi, not ettirdi, ezberletti katipli hatiplerine. Bu ayet var. Şimdi aynı ayeti bir başka surede aynısı, kelimesi kelimesine bir başka surede yine gönderiyor. Hangi surede gönder? Tahrim suresi 9. Tahrim suresi 9. Orada da aynı ayeti ey peygamber kafirlere, münafıklara karşı savaş, onlara karşı sert davran, onların varacağı yer cehennemdir. Ne kötü varış yeridir orası. Bir ikinci sefer. Yahu bu kadar yolu depiyor Cebrail. Demiyor ki arkadaş. Diyebilir ki ya Allah'ım ben bunu götürdüm. Bu ayeti verdin gittim. Muhammed'e teslim ettim. İkinci sefer. İkinci sefer niye gönderiyor beni bunun için? Dememiş bak şimdi. Cebrail demiyor. Muhammed de demiyor. Ya Cebrail sen bu ayeti getirdin bana. Bak hafızlarım ezberledi bunu biliyoruz biz. Niye getirdin bu ayeti bir daha? Demiyor. Kur'an'ı yazan da, ya bu Kur'an'a yazdık bunu. Şimdi kitap haline getirir. Bu Kur'an'ı biz yazdık arkadaş, bu ayeti yazdık. Bir de buraya yazmanın alemi ne? Falan diye düşünmüyorlar. Arkadaşlar bu şu demektir. Bunun Kur'an bir kere Tanrı Allah kelamının olması mümkün değil. Mümkün değil. Ya bir çocuğun eline kalemi ver bundan iyi yazar. Bu kadar imla hatası, bu kadar düşük cümle hatası. Bu kadar olumsuz şeyler bir araya getirilmiş, kutsal diye insanlara cebren ve zorla kabul ettiriliyor. İnsanlar okuyarak bunu kabul etmiyor. İnsanlar bunu zor korkudan kabul ediyor. Okumadan alıp tepesine koyuyor. Okumadan ne yazarsa kabulüm diyor. Ya hele okuduğun zaman bak gülüyorum ben. Gülmemek mümkün değil ya. Böyle bir şey olabilir mi?
50 bin yıllık in çık yolu bir ayeti getir, hiç kimse Allah unutmuş, unutmuş. Ben de unuttum, al şunu bir daha götür. Cebrail de demiyor, arkadaş ben onu götürdüm, bir daha ne götüreceğim? Muhammed de demiyor ki, sen bunu getirdin ya, ikinci sefer niye getirdin demiyor. Çok enteresan şeyler var, bir başka enteresan ayet.